Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gülümüzün yaprağını çalışacağız. Yaprağımız için ben 269 nolu ipimi kullandım. Rengini. Parmağımızda sil halka üzerine altı gözümeyle başlıyoruz. 6 sıra çıkıyoruz. Bir boru yapıyoruz. Şimdi burada artırma yapacağız. İlk önce bir tane artırma yapıyorum buraya. Sonra iki tane boş dönüyorum. Bu sırada üç tane artırma olacak. Şöyle iki tane boş döneceğim. Yapacağım. İki tane boş yaptım. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Yine aynı şekilde iki tane boş zürafa yapıyorum. Ve bir tane yine artırma yapıyorum. Şimdi üç tane artırma yaptık burada. Şimdi şu artırma, ilk yaptığım artırmaya geldiğim zaman bir sıra boş zürafa döneceğim. Yine heyecan var. Şimdi buraya geldim. İlk artırmamın başına geldim. Boş bir zürafa dönelim burada. Evet, bir sıra boş döndüm. Şimdi yine aynı şekilde ilk artırma yaptığım yere yine bir artırma yaptım. Sayımız 9 oldu. Şimdi her 3 gözüme de bir artırma yapacağız. Sayımız 12 olacak. Bir artırma yaptım. 3 tane boş zürafa yapıp tekrar bir artırma yapalım bu sırada. 3 boş, bir tane artırma. Yani sayımız 12 olacak. 2 ve 3. Yine artırma yapıyorum. Yine aynı şekilde bir sıra şu artırmaya geldikten sonra yine bir sıra boş zürafa döneceğiz. Şimdi boş bir zürafa döndüm. Bakın burada artırma yapmıştım. Yine aynı şekilde burada bir sıra yine 3 tane artırma yapacağız. Sayımız 15 olacak. Bir tane yaptım. Şimdi burada ara boşluklarımız 4 tane olacak. 1 2 3 4 tane geldim. Ve yine bir artırma. Bu ikinci artırma. Yine aynı şekilde 4 tane boş geleceğiz. Burada bir tane artırma yapacağız. Yine 3 tane artırmamız oldu. Arada 4 tane zürafa kaldı. Bu sıraya yine bir boş bir zürafa dönelim. Evet, bu sıraya da döndük. Şimdi burada 5 tane gözlemeyi kullanarak yaprağımızı çalışacağız. İpimi ekleyeyim ben. İlk yaprağın ipini. Da şöyle. Şimdi burada bir tane göz olacak.
tane göz yapalım. Burada yaprağımızda 5 gözük kullanacağız. Bir tane birinciyi kullandım. Şimdi burada bir tane artırma yaptım. Aynı göz içerisine. İki. Üç. Dört. Güzel attık. 5 gözümü kullandım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bir tane artırma yapacağız. Artırmamı yaptım. Şimdi burada sağ, soldan ve sağdan artırma yaparak sayımızı 9'a kadar çıkaralım. Evet arkadaşlar. Sağdan ve soldan artırma yaparak sayımı 9'a kadar çıkardım. Şöyle göstereyim. 5 tane gözü kullandım. 6, 7, 8 ve 9 oldu. İpimi geri aldım. Şimdi arkadaşlar, burada bir tane ortadan artırma yapacağız. Yandan artırmayı bıraktım. Şöyle. Bir, iki, üç, dört. Şu beşinci gözde bir tane artırma yapacağım buraya. Evet, şimdi bu sırayı tamamlayalım. İşte burada bir tane ortada artırma yaptım. Şimdi yaprağımı şekil vererek yapacağız. Şu ilk baştaki göze şöyle iğnemi arkadan geçirerek şöyle bir geçiş yaptım. Bunu kullanmayacağım. Şimdi ipimi geri alıyorum. Şu ilk baştaki göze değildi. Yanındaki göze geldim. İpimi geri aldım. Burayı çok sıkmayın. Bu artırmayı hiç unutmayacağız bu yaprakta. Artırmaya geldik. Ve yine artırma yapacağız. Sayılarımızı kenarlardan eksilteceğiz. Orta artırmamız kalacak öyle. Yaprağımız bitene kadar. Buraya geldik. Bunu da burada bıraktık. Şimdi ipimi geri alacağım. Bir sıra yine bu tarafa gelecek. Bir sıra yine öreceğiz burada. Yine artırmamızı yapacağız burada. Bakın yine burada artırmamızı devam ettireceğiz.
Tabii bu arada kenarlardan iki tane gözü iptal ettiğimiz için sayımız 7 kalmıştı. Böyle. Yine aynı işlemi. İlk baştaki gözden şöyle ipimi geçirdim arkadan. İpimi geri aldım ve şuradakini bırakıyorum yine. Bu en baştaki gözü bırakıp yanındaki göze geldik. Sayımız 5 kaldı. Biraz heyecan var yine. Bu baştakini yapmayacağım yine. Yanındakini batalım. Şu tüylerini düğüm yapıyor. Aynı şekilde geri alalım. Bir sıra yine öreceğiz böyle. Orta artırmayı unutmayalım. Böyle. Evet yine ilk gözden ipimi geçirdim. İpimi geri aldım. İlk baştakini değil, yandakine geldik. Yine aynı şekilde orta artırmamızı yapıyoruz. Burada sayımız 3 kaldı. İpimi geri aldım. Yine bir sıra yapalım. Orta artırmasıyla beraber sayımız 3. Şimdi ipimi geri alıyorum. 2-1 diye yaprağımı tamamlayacağız. Şöyle 2 ve 1. Yaprağımız bitti. Evet arkadaşlar, yaprağımız tamam. Şimdi diğer yaprakları da tamamlayalım aynı şekilde. İki yaprak daha çalışacağız. 5 buradan, 5 de buradan gözlemeyi kullanarak iki yaprağımız daha var. Onları da çalışalım. İşte yaprağımız tamam. Gülümüzün yaprakları. Şimdi bu yaprağımıza gülümüzü takalım. Gülümüzü yapmıştık. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Bu ipimi ben kesmedim. Güzelce sıkıcı bir düğüm yaptım.
Şunun içini beraber kullanarak yaprağın içerisinden geçireceğim. İpimi takayım ben. Evet, ipimi, iğnemi taktım. Üçünü beraber külümüze geçirelim. Şöyle geçirdik. Külümü dikmek için şuraya yeşil ip takacağım şimdi. Evet arkadaşlar, yeşil ipimi taktım buraya. Şöyle geçerken şu yeşil ipimi şuradan bir yerden bir çıkaralım. Şimdi bu 3 tane külümüzün ipini kullanarak şuraya bir asılıp külümüze de form verelim ki dikeceğiz bunu şimdi böyle. Form verdikten sonra yapraklarımı ayarladım. Şimdi bunu sıkıca tutuyorum. Bunu asılarak bu külümü dikeceğim, bu yaprağımı. Şuradan gelmiştik biz. Şuradan bir yerden ipimi geri aldım. Arkadaşlar şöyle karşıdan dikim biraz zor. Külümüzün yapraklarını içerisine geçirerek dikelim. Yardım alacağım. Ben dişimle çekiyorum. Şöyle yapraklarınızı bakın, nereden dikmediyseniz oradan dikin. Karşılıklı dikerek şu yaprakları şöyle de üçer tane düğüm atalım buradan arkadaşlar. Evet, ben diktim. Şöyle düğüm atalım şuraya. Şuradan.
İpimizi kestik. Bir ip ne olacak? Bu ipimizi de şu burumuzu biraz geri iterek şöyle kesiyoruz. Şöyle düzeltelim. Hem gülümüze form verdik, hem de sapasağlam oldu güllerimiz. İşte böyle. Güllerimiz bu kadar arkadaşlar. Yaprağımız ve gülümüz. İp nolarım da diğer videomda var. Noları. Beğendiyseniz beğeni butonuna, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.